Kako si? Dobar si, Nili. Kamran. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar kızcelerim. Hayırlı sabahlar babiçkom. Hayırlı sabahlar Hatice. Hayırlı sabahlar babiçkom. Hayırlı sabahlar Vahide. Hayırlı sabahlar babiçkom. Hayırlı sabahlar Zarife. Ramiz. Ah gözün kör olmasın Ramiz. Ya bir günde hayırlı bir söz çıksın ağzından kıracağım dişimi. Kızlar. Haydi hepiniz içeri. Lazım bir şey konuşayım babanızla. Haydi haydi haydi. Haydi. Seninle muhabbet. Kısırgan otuyla taharet. Ramiz. Ha. Artık tepem attı, haberin olsun. Neden artık attı tepen? Sen bilirsin mi için attı? Bilmem. Bilirsin. Bilmem. Bilirsin. Bilmem. Bilirsin. Bilmem. Bilirsin. Bilmem. Bilirsin deyim. Bilirim. Hey. Ama düşünürüm. Kolay mı bir kız veresin? Ha? Hey. Hem de büyük kızını veresin. Fatma, doğduğu günü hatırlar mısın? Yok, hatırlamam. Nasıl hatırlamam? Ben dokurdum anne. Ha, güle. Sen dokur. He. Ne güzel çocuk idi ama. Ayakları, elleri tombul tombul. Aynı benim ellerim. Bak tıpkısı aynı bak. Ellerim. Aynı. Ey. Hadi ben giderim. Nereye be adam? İşe giderim. Hiçbir şey söylemedin. Ben düşünürüm. Yok öyle düşünmek bitti. Her gün Canber Efendi sorar. Bediye'nin gelir kararınız nedir? Fatma. Yok ne düşünesin artık ya kararını vereceksin ya da... Ya da akşama yemekte çil horoz. Ha? Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Bal gibi de keserim, gül gibi de keserim. Kesemezsin. Tüylerini yolarım, kanadını kırkarım. Boynunu da kopartırım, suyuna da çorba yaparım. Ha? Fatma bak güzel karım, benim balım. Etmeyesin bir delilik. Ayırmayasın beni. Dayanım gıdacıklarından. Hiç boşuna yalvarma Ramiz Efendi. Ya kararını vereceksin ya da akşama yemekte çil horoz. Akşama suylarım. Meraklanma. Kurtardım seni katil elimden. Onu değil. Beni dinle Tayyar. Tüylerini yolacağım. Kanadını kırkacağım. Boynunu kopartacağım. Suyuna da çorba yapacağım. Anladın değil mi beni Tayyar? Anladın değil mi beni? Haydi hayırlı işler. Sen de anladın mı? Gel. Kaymakam Bey, Manastır Valiliğinden bir telegraf gelmiş. Getir bakalım neymiş. Buyurun. Padişahımız Efendimiz Abdülhamit Han Hazretlerine karşı darbe-i saltanat girişimi yapılmış. Darbeci münafıkların birçoğu tevkif edilmiş veyahut ölü olarak ele geçirilmiştir. Allah kahretsin! Ne var ki? Tıbbeli Mustafa adıyla bilinen vatan düşmanı yaralı olarak kaçmayı başarmıştır. Yapılan takip, arama ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular... ...adı geçen şahsın Makedonya bölgesini firar ettiği kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda uyanık olması emin olunur. Manastır Valisi Abdülkerim Paşa. Hiç sabrım kalmamıştı Beryem. Yalnız efendim niçin böyle yapar? Ah, her gün gideyim evlerine Cabbar Efendi her gün. Konuşayım Fatma Hanım'la konuşayım. Ağzımda tüy bitirdi. O da bana ne diyeyim biliyor musun? Ramiz Efendi bir türlü veremeymiş kararını. Of! Of! Beryem, bugün de gideceksin evlerine. Diyeceksin ki, Cabbar Efendi sıkılmıştır artık bu meseleden. Ya yarına kadar versinler kararlarını, ya da ben vazgeçtim bu işten. Anladın?
Ah, haklısın Cabbar Efendi. Ne diyeyim? Yerden göklere kadar haklısın. Kafam karıştı Rabbim. Bir yol gösteresin bana. Şimdi bak dinle bana. Bu Cabbar Efendi iyi bir adam. Zengin ama yaşlı. Yaş barıt ulan altı patlar patlamaz. Hatice'yi sevdiği belli. Ama Hatice'nin onu sevdiği belli değil. Bir yol gösteresin bana. Bir işaret ver. O da ne? Para. Bu ne demek oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Senin keyfin gelene kadar benim canım çıkacak. Bıkmaz mı yukarı? Buyur gel. Hoş bulduk Hasan. Bize şeker mi getirdin Ramiz dede? Getirdim de veremem, ellerim tutuk. Hasan şu pantolonu bitiver. Aa, Ramiz dedenin donu görünüyor. Şşş sus terbiyesiz. Olur Ramiz aga, çıkar dikivereyim hemen. Yok yok çıkarma, üstünde dik. Olmaz Ramiz aga, zor olur. İğne batar sura kızarsın. Kızmam kızmam, dik böyle. E olmaz dedim. Ya çıkarmam dedim, dik. Peki. Fatma. Cabbar Efendi artık cevap bekler. Niçin o kadar ağırdan alır kocan kız? Bilmeyim. Sen bilmezsem kim bilir be Fatma? Bediye Hanım, her gün yerim başının etini. Derim Ramiz Efendi süle kararını söylemez, süle kararını söylemez, süle söylemez. Neyse ben uzatmayayım. Tek söyledik. Düşüneyim hanım, düşüneyim hanım, düşüneyim. Her gün delirttiri beni. Cabbar Efendi anlamaz böyle işleri Fatma Hanım. Hem bilesin başlamıştır şüphelensin. Ne haklı. Ben de olsam Cabbar Efendi ben de olurdum haklı. Fatma bak bana. Ne yaparsan yap. Bak kandır o kocanı. Olmaz böyle. Korkarım Cabbar Efendi vazgeçer. Kafasına atar bir şeyler. Vazgeçtim, caydım der. Var mı bunun ötesi? Allah korusun. Allah korusun. Senin o inatçı, o kalın kafalı kocan ta ki büle yapar. Allah korumaz. Ah taş kafalı Ramiz. Ah taş kafalı ah. Talih kuşu dolanır tepenizde. Konmak ister omuzunuza. Ama senin o kocan durmadan kışlar bu güzelim güvercini. Sonunda güvercin konmaktan bıkar. Omuzunuza sıçar. Ah ne talihsiz karıyım ben. 25 senedir çekerim ben bu herifi. Her işi bile bunun. Ne dedi duydunuz mu? Bir şey dedi, bir isim söyledi. Babam seni verecek olsa çoktan verirdi abla. Öyle demeyin, hiç belli olmaz. Hasan o söyle, elini çabuk tutsun. Korkak tavuk gibi değil, erkek gibi davransın. Ne oluyor burada böyle kızlar?
Bediye Hanım. Ben bileyim ona yapacak ne. Sen git bile bile süre. Ben hayırlı haberi veririm inşallah yarın sabah. Haydi sürerim hadi. Hadi kal sağlıcak lan. Vay de. Hadi git Meyrem ablana iftara buyursunlar akşama. Hasan'ı kızancıklar da toplasın gelsin haydi. Benim işim var ana. Silah talimi yapacağım. Yap. Silah talimi yap. Ata bin. Erkeklerle de görüş. Hayırlısıyla da evde kal. Kalırım ana. Allah'ım yarabbim. Aklımı alma Allah'ım yarabbim. Ben burada uğraşan duran hepinize doğru düzgün koca bulan diye siz ata binin erkeklerle dövüşün. Ananıza yardım etmeyin ey. Ben giderim ana. Ey hadi. Hadi siz de içeri. Hadi. Mesajlar Kemal'li kızancıklar. Merak etme. Ah! Ne oldu? Dedim ben sana iğne batar dedim. Ha, gördün mü bana dedin kendine batırdın iğneyi. Sana bu son günlerde bir haller oldu Hasan. Delilere dalarsın be. Allah Allah. Sakar edin daha beter oldun ha. Öyle mi? Öyle ya öyle. Ama gitmez büyüle. Meydanda mabet yaparlar konuşurlar sana. Öyle mi? Ne deyiler? Ne bir deyiler? Stefan Efendi haksızlık etti deyiler. Lazım idi versin dikiş makinesini ona. Sahi öyle mi deyiler? Bak inandı. Ne derler bilir misin? Terzi Hasan aklını kaçırmış. Girmiş Petrus'un evine. Vallahi ne yapacağım bilemedim ben Hamza Ağa. Yaptım bir delilik işte. Kızdan kaymakam olmasaydı hala sen karakoldaydın. Bilirsin değil mi? Bileyim. Ha, bilirsin. Bak Hasan seni evladım kimi sever. Bilirsin. Bileyim. Ama dedim demin ne dedim? Büyüle gitmez. Aklını başına de... Akıl dedin de aklıma geldi. Hasan, seni helal süt yemiş biriyle evlendirmek lazım oğlum. Ne diyorsun Ramiz Aga? De o zaman aklın başına girecek. Evini, barkını bileceksin. De ben de sana onu diyecek idim Ramiz Aga. Ben evlenmek isteyim. Var mıdır aklında biri? Var ya. Olmaz mı? Kaldır kafanı. Bak yüzüme. Kimi istersin? Kimi istersen? Süleyim mi? Aklıma geldi. Kızdan kaymakam bekler beni. Lazımdır ona giden ben. Bu dakikada sonra Sülersin. Sülersin. Ramiz Aga. Ramiz Aga. Ramiz Aga. Süle. Ramiz Aga. Evlendirelim seni dedi. Vallahi öyle dedi. Hatice. Hatice. Geldi Meyrem abla. Gene mi geldin? Gene geldi. Bu hafta ücretti. Korkayım galiba kesin bana birini buldular. Ya anana sormadın mı ne oldu? Nasıl sormam sordum. Hasan lazım elini çabuk tutsun. İstesin beni babamdan. Dogri değilsin Hatice. Fukarayız diye korkar. Güdü patlar babandan. Ama sen sıkılma ben konuşurum. Yüreklendiririm hani. Konuş Meyrem abla tek umudum sensin. Hadi ben gideyim artık. Anam sürenir şimdi. Hmm. Akşama iftara bekleyiz unutma. Tamam geliriz. Hadi görüşürüz. Ah Hasan değil mi bu ne geli? Evet o. Hatice! Niçin koşay deli dana gibi? Hatice!
Oldu. Ne oldu be Hasan? Ne oldu? Delirdin mi? Hatice, ben de size gelirdim. Ben de size geldim. Söylesene be Hasan. Hatice, baban seni bana verecek galiba. Sen mi söylesin Hasan? Konuştun mu yoksa babamla? Yok, ben konuşmadım. Dur anlatayım. Babam bugün benim dükkana uğradı. Dedi ki, Hasan dedi, sen artık dedi yaşını aldın dedi. Seni artık evlendirelim dedi. Sana şöyle dedi, helal süt emmiş bir kız bulalım dedi. Akşama gel konuşuruz dedi. Sahibi söylesin Hasan. Anam da sizi bu gece iftara çöpürdü. Allah'ım sen büyüksün. Yoksa? Allah! Ne oldu kuzucuklarım? Anam seni çağırıyor. Niçin? İftara hazırlık yapıyoruz, yeter gelsin dedi. Hah, iyi. Haydi o zaman. Gülünce ben de senin gibi silah atacağım. Anam duymasın sakın bu dediğini ha. Tamam mı? Gel. Kaymakamım, ben geldim. Remzi amca, gel gel. Yok yok, girmeyeceğim. Bak sana ne diyeceğim. Bu akşam seni iftara bekleriz. Hmm. İftara mı? He. Bugün sana bal kaymak getirmedim. Niçin? İftarda yedireceğim sana. Rahatsızlık vermeyeyim mi Remzi efendi? Ne rahatsızlığı? Eğer gelirsen hepimiz çok seviniriz. Peki o zaman. Gelir misin? Evet. Sahi mi? Sahi. Öyleyse sana evin yolunu anlatacağım. Aklına tut. Şimdi kaymakam dediğim bahçesini çık, dön sola. Sakata dönebilirsin. Efendim. Biraz görüşelim mi? Görüşelim. Buyur öyleyse. Çek artık o kamera. Aynen söylediğim gibi Katip Efendi. Bu telgraftan kimsenin haberi olmayacak. Emredersiniz Kaymakam Bey. Buldum seni Dilaver Kaymakam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Kaymakam Bey. İstanbul'dan gelen kaçakla ilgili telgrafı aldınız mı siz de? Aldım Cezmi. Merak buyurma. Padişahı devirmeye kalkmışlar. İyice azıttı bunlar Kaymakam Bey. Şimdi sırası değildir bu lakırdıların. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Kaymakam Bey. Ramiz efendi.
Verdin mi kararını Ramiz Efendi? Verdim, verdim. Söyle nedir? Söylemem, iftardan sonra söyleyeceğim. E ister misin ben çatlayayım şimdi? Nerede o güller? Söyle bana nedir? Süleyman, ha bak, akşama kaymakam çocuğunu çağırdım, sufraya bir tabak daha koyasın. Kaymakam mı? Ben de Meryem'i Hasan'ın kızancıkları çağırdım. İyi, sevaptır. Hep birlikte Allah ne verdiyse yeriz. Ramiz, haydi söyle bana kararın nedir? Süleyman, iftardan sonra söyleyeceğim dedim. Ramiz ister misin ben şimdi delireyim? İyi akşamlar teyze. Merhabalar canım. Sütçü Ramiz'in evi ne taraftadır? Sütçü Ramiz mi? Bak, bu yolu hep yürü, git, git, git. Sonra gelirsin bir ceviz ağacına kadar. Sola saparsın, orada biraz ileridedir. Sağ olasın. Bir şey değil yavrum. Bir mesele mi vardır? Hayırdır yok, inşallah. Yok bir şey teyze. İftara davetliyim de. Hadi kal sağlıcakla. Git sağlıklı. Aman da benim evlatlarım. Ne kadar da güzel oldular bile. Yapma evladım. Ay kurban olsun ananız hepinize. Abi. Abi hadi iftar olacak geç kalacağız. Ramiz agaları bekletmeyelim ayıptır. Hey bre dayıma bakın. İşte baş pehlivan geldi. Çok yakışıklı olmuşsun abicim. Kendim için dikmiş idim. Yıllardır durur sandıkta. Bu gece için giyineyim dedim. Fena mı? İyi etmişim. Ramiz aga Hatice'yi sana vermesin de kime versin be? Ya Hatice'yi bana verir değil mi Meryem? Yani üle dedi. Evlendirelim seni dedi. Ben anlarım. O yüzden çağırırlar hepimizi birden iftara. Hatice abla gelin olacak. Susun. Sakın Ramiz agalarda laf etmeyesiniz ve rezil etmeyesiniz. Tamam mı? Sen de damat mı olacaksın dayı? Susun bakayım susun. Dayım damat olayım, dayım damat olayım. Hadi hadi hadi. Hadi. Kıpırdama. Kıpırdama ateş ederim. Derhal tanıt kendini. Sekiz Taksim 13. Tıbbeli Mustafa. Kumrim kumrim gu gu gu. Neredeydin? Komşuda. Ne yedin? Babacık. Ne kırdın? Çanacık. Kim dövdü? Anacık. Kim sevdi? Babacık. Kumrim kumrim gu gu gu. De bakalım. Kumrim kumrim gu gu gu. Hoş geldiniz Hasan. Hayırdır Hasan? Pek fiyakalı giyinmişsin. Güren de seni diyecek kız istemeye gide. Mülkiye'li Muzaffer'in arkadaşısın. Evet. Demek seni saklamam için bana yolladın. Evet. Demek padişahı indirip meşrutiyet ilan etmeye hazırlanırken basıldınız. Evet. Hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk. Başım üstünde yerim var. Beni dinle Mustafa kardeşim. Elbet bir çaresini bulacağız.
Seni bir yerlere saklayacağız. Şimdi seni alıp eve götürürsem çok şüphe çeker. Hükümetten arandığına dair haber geldi. Bir gece daha idare eder misin? Ederim. İyi o zaman. Yarın öğleden önce bu ağacın altında buluşalım. Tamam. Hadi çabuk git saklan. İyi akşamlar, Kaymakam Bey. Hayırlı akşamlar. Nerede kaldı bu kızan kaymakam? Küpeciklerden korktu, döndü geri. Selamun aleyküm. İyi akşamlar Ramiz amca. İyi akşamlar. Rahatsız olmayın lütfen, oturun lütfen. Rahatsız olmayın. Buyur buyur. Ramiz amcan senin kaymakamı. Otur. Kusurumuza bakmayasın. Artık ne verdiyse yiyeceğiz. Tanrı olsun Ramiz amca. Ellerinize sağlık yengeciğim. Esas yemek daha getirmemişim. Getiremeyeyim. Esas yemek var. Esas yemek. Tayyarın kokusu. Tayyarın kokusu. Tayyarın benim. İçime kızlar. Yüreğime kan damladı tayyarım. Seni kurtaramadım bu katil kadının elinden. Tayyarım, tayyarım. Tayyar. Rüya mı giriyorum ben? Yaşar mısın Tayyar? Ya bu kim? Aman bana ayırmayasın benim Tayyar'ımdan. Madem Tayyar değilmiş. Ha, top patladı. Hadi edelim duamızı, bozalım orucumuzu. Amin, amin. Tamam. Hadi bakalım, Allah kabul etsin. Hacı Ali, boz orucunu, boz sen de, hadi. Madem tayyar değilmiş, yiyebiliriz. Buyurun. Sahiden kestim sandın tayyarı. Yiyeceğim. Hadi bakalım. Düşündüm, düşündüm. Şimdi Süleyman'ın tam sırasıdır dedim. Mübarek Ramazan gününde hepimiz bir arada. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah hayırlı bir karar vermişsindir. Hatice kızım. Buyur baba. Oğlum Hasan. Buyur Ramiz baba. Ne bakıyorsun çocuğum, otur yerine, dinle lafı. Oğlum Hasan, bak sana oğlum derim, yabancım değilsin. Kızan kaymakam da yabancım değildir. Onun için söylerim. Düşündüm, düşündüm. Kızım Hatice'nin artık yaşı gelmiştir derim. İsterim onu hayırlı bir kısmetle evlendirmek. Sen öyle söylersen baba. Oo, hayırlı bir haber var desenize. İnşallah, inşallah. Allah'ım kulaklarıma inanamayım. Hadi söyle. Ya unutacağım.
Süleym'le lazım. Sus. Düşündüm, düşündüm. Seni mutlu edecek iyi bir adamla evlendirmek isterim. Tabii ya. Tabii. Bir sus çocuğum. Aa. Güzel kızım Hatice. Bundan böyle soğuk döşek, etsiz yemek yürümeyesin. İnşallah. Boy boy bebelerin olsun kızım. İnşallah. Bolluk içinde büyüsünler. Sen öyle söylersen baba. Öyle derim kızım, öyle derim. Haydi, haydi, haydi. Düşündüm, düşündüm. Hey! Kızım Hatice'yi... Kasap Cabbar Efendi'ye vermeye karar verdim. Hey güzel Allah'ım, bütün dualarımı kabul etti ya Rabbim, sen kulusun. Söyle bir Hasan. Hasan bir şey söyle. Sürmeysin. Vur sana. Vur şunu sırtına. Vur şunu sırtına. Ay Allah kahretsin. Ben de bir şey söyleyeceğim sandım. Bir aller oldu buna. Yeter artık Hatice. Üleceksin ağlamaktan. Bırakma kendini. Belki bir çaresi bulunur. Ne çaresi Zarife? Yarın gelirler istemeye. Babam verecek beni şişko yaşlı kasaba. Ben Hasan'dan başkasına gidersem ölürüm. E niçin sustun? Söylesaydın babama. Ben kasaba varmak istemeyim deseydin. Ya ne diyorsun sen Zarife? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Hiç babaya üle denilir mi? Hem orada Hasan niçin sustu? Ağzını açıp da ben Hatice'yi isterim kasaba veremezsin dedi mi? Demedi. E nerede bu Hasan'ın erkekliği o zaman? Sevdiği kızı başkasına mı yar edecek? Değemedi işte. Konuşamaz Hasan'ın, bilmez misin? Öyle heyecanlanınca tutulur kalır hepten. E o zaman da sen kasaple evlenirken öyle öküz gibi bakar arkandan. Ölürüm de evlenmem. Şimdi gideceğim babama, diyeceğim ki biz Hasan'la birbirimizi severiz. İşte o kadar. De o kadar. Ya sende hiç akıl yoktur Hatice. Babama beni Hasan'a ver mi diyeceksin? Hasan seni istemeden sen kendini isteteceksin, öyle mi? Vallahi abla, seni duydum, ben de bir fena oldum. Ne yapacağım be? Ya sen bir şey yapmayacaksın Hatice. Hasan'ın sana sahiden sevdası varsa gidecek, erkek gibi çıkacak babamın karşısına. Ben Hatice'yi isterim, kasaba veremezsin diyecek, de o kadar. De o kadar. Hiç Hasan bunu diyebilir mi? Hiç Hasan bunu diyebilir mi? Ya sen hiç Leyla Mecnun'u duymadın mı? Ferhat'la Şirin'i. Erkek dedi ki aşkından dağları deler be. Sevdiği için ölümü bile göze alır. Bak Hasan da seni babamdan istemezse bil ki seni sevmez Hatice. O zaman da hiç üzülme. Zaten seni hiç hak etmiyor. Aklısın Vahide. Ya beni ister... Ya da unutur. Hey o kadar. De o kadar. Yarın kopacak dananın kuyruğu. Ya seni isteyecek ya da... Haydi yatın artık. Akşam yatmak bilmezsiniz, sabah kalkmak bilmezsiniz. Tamam ana, yatacağız şimdi. De o kadar. Hadi.
Şöyle karnını da yatalım. Demek yarın istemeye gelecek öyle mi? Ay, ay ben öleceğim sevincimden. Aslan kocacığım benim. Çok düşündün ama doğru kararı verdin. Öyle mi dersin? Heh, öyle deyim. Kızlarım suratı asık idi. Niçin? Hatice içine kapandı. Dokuz oka suratı. Niçin? Öyle bir şey yok. Sana öyle gelmiştir. Ramiz. İster misin ben ne düşüneyim şimdi? Cabbar Efendi. Şöyle güzel bir düğün yapsın. Sen çağırırsın Ahmet Efendileri te Selanik'ten. Feride halaları çağırırız te Üsküp'ten. Görsün bakalım Pürsican nasıl oluyormuş düğün. Hem belki öbür kızlara da talip çıkar düğünde. Ne biliyorsun? Fatma. Hatice'nin herhangi bir sıkıntısı vardır bilirim. Ama düşüneceğim. Ramiz. İster misin ne yapsın Cabbar Efendi düğünde? Beş tane kuzu çağırırsın. Çakırırız bütün milleti. Herkes gelsin toplansın. Herkesin bayram etsin midesi. Sevaptır be. Buldum. Ne? Hatice istemez gitsin kasaba. Onun için dokuz oka suratı. Allah Allah. Sen ne diyorsun be adam? Gelinlik kız bu. İster misin sen kalksın, zil taksın, göbek atsın, oynasın ortalarda? Bizden ayrılacağına üzüleyim. Ne kolay mı öyle? Baba ocağından korkmak gitmek. Öyle mi dersin? Öyle deyim. Ben de çok üzülmüş idim. Beni sana vereceklerini söyledikleri zaman. Ben de çok ağlamış idim. Anamdan, baba ocağımdan gideceğim için. Üzledin mi beni gece birbirine? Ay git kalsın üzleyeyim. Peşin Hatice doktu bilirsin. Peşi sıra Vahide, Zarife, Emine, Pembe. Vakit kalsın üzleyeyim ben seni. Almaz mısın kıt kıtlar bu gece? Almayacağım. İsteyin dinlerim bu gece sen. Güle mi? Güle. Ya. Bahtsız ablam. Canım ablam benim. Hasan. Tübe tübe. Ne oluyor bu hayvancıkları? Hmm.
zarar vermeyeceğim. Amacım saklanmak. Sakin ol. Şimdi bırakacağım seni. Sakın bağırma. Tamam mı? Sakın bağırma. Sakin. 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 Dur! Dur, ateş ederim! Kaçma! Kaçma! Baba! Ana! Uyanın! Hırsız var! Ne oldu ya? Hırsız var! Uyanın derim baba! Ne deyim o? Tüfeği kaptım, nişan aldım, koçtu. Niye biçim hırsız bu? Hiçbir şey çalmamış. Diyelim hırsız. Çalınacak neyimiz var? Niçin girsin evimize? Hırsız değil. Hah, buldum. Eşkıya, eşkıya. Korkutsun şimdi kızları gece gece. Korkmayın, korkmayın, korkma, korkma. Sade saklanırım demiş, öyle mi Vahide? Öyle dedi. Haydi hadi doğru yatağa. Madem kaçmış gelmez artık. De haydi. Ha, sıkarsa gelsin, vururum artık, hiç acımam vallahi. Aslan kız. Islandık be hepten. Hatice'm, ne ettin sen yoksa bana mı kaçtın? Ne kaçması Hasan? İç kız kısmı kendi kendine kaçar mı? Ha, öyle ya. Bugün beni istemeye geliyorlar, bilirsin. Bileyim. Ne düşünüyorsun yapasın? Vallahi Hatice'm düşüneyim ben bir şey bulamayayım. Yani... Ne edeceğim bilemeyim. Öleceğim üzüntüden. Bugün geliyorlar deyim Hasan. Ölecekine iste beni babamdan. Ya bugün kasaptan evvel babamla gelir konuşursun. Ya da ben kasaba giderim Teoka. Senin ağzın ne söyler Hatice'm? Böyle söyler Hasan. Dün mübarek akzini açmadın, bir şey söylemedin babama. Yoksa sen beni sevmeyin misin Hasan? O nasıl söz Hatice'm? Ben seni seveyim. Söyleyecektim de. Ben bilmem. Bugün beni istedin yoksa tete bile bakarsın ben gelin giderken. O ne biçim söz Hatice'm, sen benden başkasına varabilir misin? Beni babamdan isteyemezsen beni sevmeyesin demektir Hasan. O vakit sana gitmişim, başkasına gitmişim, hiç fark etmez. Öyle mi? Öyle. Hatice! Süreyeceğim babana. İsteyeceğim seni babandan. Seni yar etmeyeceğim o şiş kokan sabah. Ne oluyor bile sabah? Aaa, subhanallah. Sen nereden çıktın be? Bizim inecikte bakri türü ne oluyor burada? Boğa. Hangi boğa? Annem babam lehine gitarlığa götürdük ya. Sonra saldık şey... Hiç yakışmayı sana bile söyleyesin, sus. Bir şey demedim ki ana. Sus, tamam sus. Sen şimdi al bunu götür Baytar Efendi'ye. O bilir bunun sahibini. Sonra çaldı falan derler, başımıza iş gelmesin haydi. Olur olur, birden götürürüm. Hey. Gel bakalım boğacık. Baytar Efendi'ye gideyiz. Ne oluyor sana? Ne sevineysin bu kadar? Hoşuna mı gidiyor o kadar yol yürüyesin? Kuruya ne kadar geleceksin? Kısmet. Ne senin kısmetini?
Hayırlı sabahlar kocacığım. Hayırlı sabahlar evimin direği. Hayırlı sabahlar Fatma. Yüzünde güler açar bakayım. Açar kocacığım açar. Sevinçten açar. İftardan sonra geliyorlar öyle mi? Öyle dedim. Sorarsın kaç kere. Hayırlı sabahlar kuzum benim. Hayırlı sabahlar babiçko. Neredesin Hatice? Anam fark edecek de az kalsın. Ah sana gittim dedim böyle böyle. İyi demişim. Ne oldu bunlara? Bir şey oldu ki yok sen ne oluyorsun? İlkilenirim. Gülmez misin? Yüzleri düştü. Aman be bir şey oldu ki yok. Ne kurcalaysın bir adam ne kurcalaysın? Öyle deme. Arabayı hazırla. Emredersin kocacığım. İyi yaptın Hatice. Sakın bozma böyle bir hissin Hasan. Babamla konuşana kadar sen ses etme. Hatice kızım. Sen ne dersin bu Cabbar Efendi işine? Ne derim? Ne dersin? Seni istemeye gelecek. Gelsin baba. Yani isteyim derim. Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. Ya anladık gelsin gelsin. Bak ne derim ben. Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. Peki gelsin o zaman. Akşama sakın geç kalmayasın kocacığım. Bunun da üzleme huyu başladı. Geç kalmam. Haydi selametle. Allah'ım. Allah'ım bir tersinelik yapma. Şu kızı verelim Cabbar'a. Amin. Allah'ım şu Hasan'a az bir yürek ver kurtarsın beni şu kasabın elinden. Amin. Haydi. Haydi Emine, Pembe, Hatice. Emine, Pembe. Haydi gelin yanıma. Gelin bugün çok işimiz var. Akşama kal. Ev temizlenecek, çiçek gibi olacak. Yürek açılacak, tatlı yapılacak. Herkes işinin başında olacak. Şimdi haydi, haydi. Hatice kızım sen çok yürmeyesin kendini. Ne oluyor buna şimdi? Haydi güzellerim. Hayırdır Fatma abla? Nedir bu telaşın? Hayırdır ninacığım hayırdır. Bu akşam gelsinler benim kızı isteyecekler. Sahi mi? Pek sevindim, pek sevindim. Kimdir talibi? Kasap Cabbar Efendi. Desene başınıza talih kuşu kondu. Öyle. Pek de zenginmiş derler. Öyle değiller. Bir yardım lazım mı Fatma abla? Vallahi etti yardım. Hayredesin ninacığım. Selametle. Haydi. Hasan, sen dükkana daha gitmedin mi? Bak bakın bana. Ne oluyor? Bilirsin. Bugün Hatice'yi istemeye geleyler. İyi deyler. Aşk olsun Meyrem. Sen ne deysin? Bak ben ne deyim sana Hasan. Git tezelden konuş Ramiz Efendi'yle. Yoksa verecekler kızı. Doğru deysin be Meyrem. Peşin gideceğim o kasap efendiye diyeceğim büle büle. Sonra da gideceğim Ramiz Aga'dan isteyeceğim Hatice'mi. İşte oka. İşte oka. Entariyle nereye gidiyorsun be Hasan? Doğru değilsin be Meyrem. Hey büyük Allah'ım. Akıl fikir veresin abime. Hmm.
Mustafa. Başına haber gelmiş olmasın? Dilaver. Mustafa kardeşim. Çok şükür geldin. Nasıl geçirdin geceyi? Bir ara saklandım. Duyan gören olmadı değil mi? Aslında az daha yakalanıyordum. Hayvanlar huysuzluk edince bir kız tüfeğini kapıp geldi, kaçtım. Ama yüzümü görmedi eminim. Çok şükür. Yine de tehlikedesin kardeşim. Seni güvenli bir yerlere yerleştirmemiz şart. Silahın var mı? Var. İyi kötü barınırım buralarda. Ama kurşunum az. Kurşun kolay. Önce İstanbul'da olan biteni etraflıca bir anlat bana. Gel. Yürü hadi. Gel. Ya gel be. Gel yürü. Kızlar kaymakam değil midir o? Ve öbürüsü kim? Niçin doğrultur silahını? Yoksa... Girirsin şimdi sen. En az iki kişiyi öldürdüm. Bir kişiyi de yaraladım sanıyorum. Demek öyle katil. Allah! Dur, dur. Ne yaptın Ramiz Efendi? Bayattırdım şeyler size. İyi misin sen? Ne yaptın Ramiz Efendi? Ya ne yaptım, neyi yaptım? Kolay mıdır üyle? Kızan kaymakamı öldür atsın. Ne yaptın Ramiz Efendi? Mustafa. Mustafa. Hatice'yi alamazsın Cabbar Efendi, işte oka. Hatice'yi alamazsın Cabbar Efendi, işte oka. Hatice'yi alamazsın Cabbar Efendi, işte oka. İşte oka. Hasan çocuğum. Tadilatım vardır, yalnız acildir. Akşam için yetişsin, isterim yetiştirirsin. İşte oka. İşte oka. Ne dersiniz be bacaksızlar? Duydun mu Hasan? Bir iki saat sonra uğrarım, tamam mı? İşte, işte oka. İşte oka. Bunların hepsi kafayı yemiş be. Yapayım derim kaş, çıkarırım güz. Aç gözlerini paşam, aç gözlerini. Açtı. İyi misin? Kalk, kalk. Kim vurdu bana ya? Hayvanın biri vurdu. İşte böyle Ramiz amca. Senden başka güvenebileceğim kimse yok. Şimdi senden istediğim... bu vatanperver Mustafa kardeşimizi... bir süre evinde misafir etmendir. Kimsenin şüphesini çekmemek için uzaktan gelen bir akrabam diyeceksin. Sen kaymakamım, kim inanır bunun benim akrabam olduğuna? Bak, paşa oğluna benzey. Sen istersen inanırlar Ramiz amca. Bir süreliğine sadece, ortalık yatışana kadar. Sonra biz buradaki işleri yoluna koyacağız. Mustafa da gidecek. Benim için yapar mısın bu işi? Ha söyle, ne diyorsun? Düşünelim biraz. Peki, düşün o zaman. Düşündün mü? Düşünürüm. Düşündüm, oldu bitti. Alçak ben. Zarife? Bizim boğayı sen mi buldun? Dedem çok sevinecek. İki gün onu aray. Aa, Baytar Efendi'nin mi bu boğa? Şey, bizim ahıra geldi, sabah kadar bağırdı durdu. Eyvah. Gene aşık olmuş bizimkisi. Aşık mı olmuş? Hayvanlar aşık olur mu? Öyle deme Zarife. Aşk bu, ferman dinler mi? More koskoca kara boğamı kaçırdılar eşkıyalar. Dinsiz, imansızlar. Ne işiniz vardı benim kara gözlü boğamla ha? Baytar Efendi, buldum boğanı getirdim. Tebu senin boğan. Aa, başıma gelenler. Gitti benim kara boğam, gitti. Dede bulmuş işte, Zarife bulmuş, o getirdi. Bu da aynı benim kara boğam gibi. Bunun da boynuzları egriymiş. Bana bak kızım, güzel bak.
Eskiyalar senin de bu kara boğayı kaçırmasınlar. Dede, o senin boğan zaten. Niçin kaçırsınlar? Evlat, gitti benim kara boğa, gitti. Gitti benim kara boğam. Gitti. Ne oldu Hasan? Diyemedim. Ramiz Agay'la mı görüştün sen? Yok. Cappar geldi dükkana. Diyemedim. Hatice'yi sana yar etmem diyemedim. Bir de esvap getirtmiş bana, onu onarttı. Tepemin taşı attı. Hem Hatice'mi istemeye gidiyor hem esvapı bana onarttı. Sana onarttıracak başka terzi yok ki çarşıda, Allah Allah. Doğru. Hem sana ne Cappar'dan? Hatice Ramiz Aga'nın kızı. Sen Ramiz Aga'dan isteyeceksin kızı. Bu da doğru. Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır. Bu daha doğru. İstemeyen de alamaz. Üle mi? Üle. Üleyse şimdi git Cappar Aga'nın esvabını onar. Sinirlerine hakim ol. Tepenin tasını attırma. Ve git bu akşam konuş Ramiz Aga'yla. Bu akşam dananın kuyruğu kopay. Gideceğim Ramiz Aga'ya. Diyeceğim te büle 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 büle. Te üle. Te büle. Üle. Haydi. Ne? Haydi. 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 Emine. Pembe. Dinleyin annenizi. Dinleyin sana. Bu gıdakların hepsi toplanacak. Ahıra kapatılacak. Üstlerine kilit vurulacak. Şimdi. Tamam ana. Haydi. Vaydi. İçeriden çimlekler çıkacak. Olur. Zarife! Zarife yok. Zarife nerede? Sabah Baytar'a gönderdin ya. Hey! Yok, konuşamayacak bu Hasan. Süleyemeyecek babama. Hatice dur bir sakin ol. Konuşacak derim. Zaten konuşmasa da boyu devriyorsun. Yazıklar olsun ona. Haydi! Hani çimlekler? Çok işimiz var değil, çok. Haydi. Fatma! Fatma! Allah Allah! Niçin bu kadar erken döndü bu herif? Sana da yaranılma yana. Erken gel, erken gel diye başının etini yedin, te geldi. Ya da doğru. Senin evin burası mı Ramiz Efendi? Ramiz Efendi değil, Ramiz amca diyeceğim. Hayırlısıyla ne oldu Ramiz? Güzün aydın Fatma, güzün aydın. Güzümüz aydın. Bak kim geldi. Kim geldi? Hayırlı günler. Size de. Hatırlamadın mı Fatma? Yok hatırlamadım. O zamanlar küçük idi ama büyüdü. Aynı kaş, aynı göz, aynı burun. Bildin mi? Ben bilen bir adam söylesene kim? Sen bunu adın. Sen bunu adın Fatma. Sen bunu adın herhal. Söylesene bir adam kim? Dinle beni. Bak. Hidayet enişte var idi ya. Çakır güzlü Hidayet enişte. Onun teyzesi var idi. Münevver. İri gözlü. Hani testi Münevver deydiler. Onun yegeni Namık. Bunlar da kızlarım Hatice, Vahide, kızçelerim Pembe, Emine. Zarife nerede? Baytar'a yolladım, gelir biraz sonra. Üfsene yengenin elini, Namık. Öpeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Namık abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Haydi ne dikilip duruyorsunuz öyle karşımda? Herkes içeri haydi haydi. Kusura bakma çocuk şimdi geç geç. Geç geç. İyi bakın Namık'a iyi bak. Nereden çıktı şimdi bu Namık? Bir bu eksikti şimdi. Ben giderim. Gidersin. Ancak gidersin. Şöyle güzel dedi kesin Beyaz Hanım. Bilirsin bu akşam kız istemeye giderim.
Ama ne kızdır be. Gözler sürmeli. Kaşlar keman. Ağızı desem. Ne yapıyorsun aslanım? Konuşup duruyorsun ya tepemde. Benim elim kaydı. Eline mukayyet olasın be çocuk. Bak sonra alacağın paradan keserim. Ona göre. Allah'ım tepem atıyor. Allah'ım tepem atıyor. Tepem atıyor. Ne dedim? Ah. Bu yaşta Hasan'ım, kürpecik kız alacağım koynuma. Ama Hasan, Hatice'yi görmen lazım. Hasan, sen ne diyorsun lan terbiyesiz adam? Ne diyorsun sen? Delirdin beni sen delirdin. Seni kederdirim. Saldırdı bana. Evet, evet. Bana da geçen hafta saldırdı. Delirdi bu adam. Hemen timarhaneye attım bunu. Akrabamız ne olmuş? Öyle oluyormuş. Çok kalacak mıymış? Ya ne bileyim ben. Babam bıraktı gitti. Bir şey demedi. Zarife. Hı. Al büregi ocaktan. Aldım anam. Vay de. Kapadın mı hayvanları Ahira kızım? Kapadık ana kapadık. Hey. Bu güzel çocuk bana çok yorgun görünüyor. Vay de. Kızım al götürün Namık'ı gitsin yatsın dinlensin. Olur ana. Gel. Aldınız mı Tuti halanın fincanlarını? Verdik ana. Ana kırmasınlar dökmesinler hepsini geri istedim dedi. Haydi. Hatice. Kızım ne olur sana bile. Gir içeri giyin nasıl ne lazım. Saçını da yıka topla tara. Yap bir şeyler haydi. Of. Kolay gelsin Fatma abla. Hayredesin Meyrem. Meyrem abla. Yukarı gelsen de bana yardım etsen de saçımı toplasan. Geleyim. Telaşımız var. Sağ ol. Nasılsınız dün geceden beri? Sabah sabah çıktı gitti sinirli. Ben bu işi bugün çözeceğim dedi. Vakit kalmadı Meyrem abla. Akşama gelecek şişko yaşlı kasap. İsteyecek beni babamdan, babam da verecek. Sıkılma Hatice'm. Hasan hiç senden vazgeçer mi? Yüz güre güre beni cebara yarmayacak. Hasan eğer benim abimse seni o şişko kasaba yar etmez Hatice'm. Sabret biraz. Hadi sabret. Dur. Hele ağlam. Ah sen neredesin? Nerelerdesin? Thank you.
Hadi be kardeşim. Sevdiğim kız elden gidiyor. Bırakın beni gideyim. Vallahi bu sefer kesin emir baktıracağız. Bir haftada iki vokatım var. Biz de biliriz. Fena adam değilsindir. Ama emir böyle, ne yapalım? Birkaç gün misafirimiz olacaksın. Birkaç gün mü? Etmeyin, eklemeyin ya. Hatice mi iste ilerideyim? Ya bir büyüklük yap. Çocukluktan beri tanımayın mısın beni? Hadi ekmeğini yazsan, sabah görüşürüz. Hatice. Nereye böyle kızanlar? Dayımı görmeye geldik. İyi yetinizde. Ziyaret saati değil. Hadi defolun. Hadi. Zabıt abi, kafanda ne vardır öyle? Kuş mu pişlemiş yoksa? Ne vardır ya? Benimle şaka mı ediyorsunuz ya? Bir sor hepiniz ya. Defolun birden. Hadi bir sor. Defol. Birden bir sor. Hoş geldiniz agalar. Hoş bulduk Ramiz Efendi. İyisiniz inşallah. İyiyiz şükür. Siz de iyisiniz. İyiyiz çok şükür. Ya siz Fatma Hanım, iyisinizdir. Çok iyiyiz, çok şükür. İyi misiniz İmam Efendi, nasılsınız? Allah'a çok şükür, iyiyiz. Hasan enişte, yuh olsun sana be. Fatma Hanım, şu hediyelerimi kabul buyurun. Rahmet etmişsiniz Cabbar Efendi. Evet. İyi etmişsiniz. Hatice, kızım ne duruyorsun? Yap kahveleri, haydi. Hasan, neredesin Hasan? Yettim Hatice! Yetti Hasan'ım! Yetti Hatice! Yetti Hasan'ım! Yetti Hatice'm! Yettim! Allah'ım sen beni mi sileysin? Sen beni mi sileysin? Efendim, ne dedik? Sebebi ziyaretimiz malum. Dur bakalım, çıkmadım candan ümit kesilmez. Malum, biz dönüreceğiz Ramiz Efendi. Cabbar Efendi rica etti. İyi bir iş için kalktık, geldik. İyi ettiniz, geldiniz. Cabbar Efendi görmüş geçmiş bir adam. Ali vakti yerinde. Doğrudur, öyle. Cabbar Efendi... Ramiz Efendi, izin ver de sözümü bitireyim. Konuşun İmam Efendi, konuşun. Allah'ın emri, peygamberin kaviliyle
Kızınız Hatice'yi kendime isteyin. Ne dedi bu? Hatice'yi isteyin mi dedi? Sen ne diyorsun be? Manyak herif. Sen ne diyorsun? Kalsan para. Kalk bakayım. Sen benim sevdiğim kızım. Aslan. Aslan. İsteysin bakayım. Sen ne diyorsun? Absattın bunu. Birden üstüme saldırdı. Alçak katil cani. Seni vuruz düşmanı seni. Yedim seni Hasan. Allah'ım yapmadım bir tersine alık verdi kızı Cabbar'a. Çok şükür sana. Abi. Amin, amin. Ya Fatma. Ne? Hatice de Hasan'ı sevsin olabilir mi? Öyle bir şey olamaz. Olamaz değil mi? Eğer öyle bir şey var ise ben gözünü çıkartırım onun. Öyleyse neden delirdi bu çocuk bu gece? Sen kendin dersin delirmiştir. O zaman deli. Ben de benki delirmiştir. Sen değilsin delirmiştir. O zaman deli. Benim kafam karıştı. Ramiz. Efendim. Bu eve getirdiğin çocuk. Evet. Münevver'in yegeni değil. Değil mi? Anlamadım. Kim bu çocuk? Münevver'in yegeni. Ramiz. Münevver'in yegeni dedim. Ramiz doğru söyle kim? Ben yalan söylemem. Münevver'in yegeni. Niçin geldi? Bilmem niçin geldi. Ben bilmem niçin geldi. Sorayım sana niçin geldi. Sen deysin bana niçin geldi. Bana bak Ramiz. Bu işin altından bir tersin alık çıksın. Kusura. Güreceksin güreceğine. Benim şişasım geldi. Ramiz. Hemen gelirim. Bak. Kim bu çocuk deyim sana? Geç şişasım gelir. Uyanak ha. Girmeyeceğim odasına girmeyeceğim. Konuşur da konuşur, konuşur da konuşur. Sabaha kadar. Sorar da sorar, Hatice? Kızım sen ne edersin burada? Dün bana. Aklaysın sen. Yok baba. Anladığımız için haklıysın. Beni Cabbar Efendi ile evlendirme baba. Ne olursun. Ama kızım ben sana sormadım mı? Sen de gelsin istersin Cabbar Efendi demedin mi? Aslan'a inatmışsın diye süredim. İsteyemedi beni senden diye süredim baba. Ya, sen Hasan'ı seversin öyle mi? Ama yapamam be kızım. Söz verdim. Herkes ne der?
Ramiz Efendi erkek değil misin? Niçin tutmayasın sözünü demezler mi? Benim hislerim. Benim gençliğim. Hasan sana nasıl bakacak? Nasıl geçindirecek evine? Başında 5 kızancık bir kız kardeş. Fukaranın kızını olsaydı fukara dokmaz eder. Güzel kızım bak sen baba elinde hiçbir rahatlık görmedin. İster mi göresin koca elinde rahatlık be? Beni seversen baba. Ben seni severim kızım, severim. Söz verdim ben. Bak burası küçücük bir köy. Herkese arkanı dönersen yaşayamazsın. Sonra geleneklerimiz, müreneklerimiz var. Ne der geleneklerimiz? Çocuklar evlansın kiminle? Babalar karar verir der. Geleneklerimiz söyler bunu. Atacağım. Görürsün değil mi? Ağla benim kızım. Atacağım bak.